hijyen operasyonu. Sosyal medya üzerinden birbirlerine tehditler yağdıran isimlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında son günlerde adı sıkça duyulan Hanım Ağlakaplı Gündüz Akkuş ve Cenk Çelik de bulunuyor. Son dönemde iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hanım Ağ olarak bilinen Gündüz Akkuş ve Zafer Çelik, Cenk Çelik kardeşler de bulunuyor. Operasyon adı Hijyen. 13 şüpheliyi yakın takibi alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 7 farklı ilde operasyon düzenlendi. Hijyen adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah ve suç unsurlarının da ele geçirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'ndan 8 ilde eş zamanlı operasyon. Hijyen adı verilen operasyon son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ahmet C. Mersin'de, Abdullah Ö. Adıyaman'da, Beytullah İ. Bursa'da, Erhan Ş. Antalya'da, Nihat Karaaslan Ankara'da, Ferdi D. Sakarya'da gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin de işlemleri sürüyor. Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlı gözaltına alındıkları illerde işlem görüyor. Yapılan baskına hijyen operasyonu adı verilirken çalışmanın son dönemlerde sosyal medya üzerinden gerçekleşen Türkiye'de tanınan suç örgütleri lehinde ve aleyhinde tehditlerin toplumun genel olarak huzurunu bozduğu mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olan kişilere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.